301 madenci ölmeden önce müfettişleri alıp da Ayvalık'ta ağırlayıp o sırada suç unsurlarının ortadan kaldırılması için işbirliği yapan Sarı Sendika'yı sevmem ben. Bağımsız maden iş Soma'nın onurudur, Manisa'nın onurudur. O sendika ile benim ortak şehitlerim var. 1 Ocak tarihinde Soma havzasıyla aynı maaşı alacak duruma getirilme taahhütüyle ve diğer kazanımlarla eylemlerini bitirdiler. Buradan ifade ediyorum. 1 Ocak tarihinde efendim işte olur, biz yine bunlara hakkını vermeyiz diyen olursa ben bu grup, bu parti ve Fernas işçilerinden çok şey öğrenen Türkiye kamuoyu onların yanındadır. İki elimiz yakanızdadır. Sakın buna kalkışmayın. Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonu Türk İş, üye sayısı en çok, işçi ücretlerinin eridiği ve hükümetin enflasyon karşısında işçiyi yalnız bıraktığı için pazar günü Ankara'da miting yaptı. Çok uzun süreden sonra Türk İş'i meydanlarda görmeyi önemsediğimizi ifade edelim. Biz Türk İş'e bu sefer diyoruz ki bu sefer doğru yoldasınız, biz de sizin arkanızdayız. 2002 Aralık AK Parti'nin dağıttığı, AK Parti'nin döneminde ödenen ilk asgari ücret 184 lira 30 kuruş. Bir asgari ücretlinin aldığı çeyrek altın sayısı 7. Bugün son alınan asgari ücretle alınabilen altın sayısını çevirdiğimizde arada dağlar kadar fark var. Ve bugün 7 çeyrek altın alabilmek için 35 bin lira asgari ücret almak gerekiyor. Bugünkü asgari ücret 3 çeyrek altın alıyor. 7 çeyrek altın için 35 bin lira gerekiyor. Şimdi Türk İş'e, Hak İş'e ve DİSK'e bundan sonraki süreçte asgari ücretin hiç olmazsa Adalet ve Kalkınma Partisi'nin geldiği gün kadar değerli olabilmesi için vereceğiniz her mücadelede yanınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından da 30 bin liranın altındaki bir asgari ücreti kabul edene asla ve asla bir gönül bağı koymayacağız. 30 bin liranın altında bir asgari ücret asla kabul edilemez. Alman şansölyesi Olaf Scholz Türkiye'ye geldi, döndü. Giderken de teşekkür etti. Sayın Scholz'un keyfi yerindeydi. Çünkü kendi İçişleri Bakanı açıklamıştı. Kendi Dışişleri Bakanı açıklamıştı. Almanya'daki sığınma talebi kabul edilmeyen Suriyelileri ya da Afganları Türkiye'ye yollamak istiyordu. Erdoğan cevap veriyor. Suriye'den ülkemize gelen mülteciler konusunda kapımız onlara hep açık olmuştur. Şu anda da açıktır. Lübnan'dan da ülkemize gelenler olursa biz onlara kapımızı açık tuttuk. Bugün Esad Suriye'de genel af ilan etti. 2 hafta önce. Tam zamanı Esad'la el sıkışmanın. Türkiye'dekileri Suriye'ye geri yollamanın. Bu Esad'la konuşacağına Alman Başbakanı'yla konuşup, Esad'la görüşüp anlaşıp eldeki Suriyelileri memleketlerine yollamaya, bunun için de Avrupa Birliği'nin desteğini almaya, ekonomik katkısını almaya uğraşacağına Almanya'ya korkmayın. Suriye'den gelene de kapım açık, Lübnan'dan gelirlerse de size geçemezler, biz buradayız demektedir. Ben sadece şunu söylüyorum. Sayın Erdoğan, bu ülkede bıçak kemiğe dayanmıştır. Bizim işsizimiz bize yetmektedir. Bizim yoksulumuz bize yetmektedir.